kalmadı sana. Akşam ne ısmarladın? Şehirde de bir şeyler ısmarladın. Adaya gidik mi? Böyle iyi ya. Evet, kedi de görüyorsun. Seninkine bak. Olur mu? Nasıl olsun? Şuna var. Su mu var orada? Nerede kedilerimiz? Getiriyorlar kedileri. Beril Yapıcı ismim. Özel sektörde çalışıyorum. Beril Hanım, son dönemde hayvanlara yönelik katliamlar arttı biliyorsunuz ve onlara yönelik şiddet olayları da arttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuyla alakalı olarak bugüne kadar 3000 hayvana ameliyat ve operasyon yaptığı, 5000 hayvanı da sahipsiz hayvanı da sahiplendirdiğini biliyoruz. Aynı zamanda bununla beraber bakım evlerimiz, barınaklarımız, miyav parkımız var hayvanlara yönelik. Bunlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz ve hayvanlara yönelik şiddet olaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ni, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni bundan dolayı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Ben çok aşırı derecede bir hayvan severim. Kendim de şu an hayvan besliyorum, sokakta bulduğum küçük bir kedim vardı, şu an 2 yaşında. Hayvanlara şiddete gelince tabii ki de her zaman söylenen söz, kınıyorum en başta. Bunun için yasaların daha
ileri boyutlarda olmasını istiyorum. Çünkü onlar birer canlı bizim gibi ve bizlere muhtaçlar. Biz onlara kötü davranmadıkça onların bize bir zarar verebileceğini düşünmüyorum. Ve hayvanlara bu kötülükleri yapan insanlar ileride bizlere ve çocuklarımıza da daha büyük şiddetler, daha farklı şeyler uygulayabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu yasaların gerçekten ciddi anlamda bir düzene sokulmasını istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek ve ücretsiz olarak tedavi etmek gerçekten çok güzel bir şey. Diğer büyükşehir belediyeleri nasıl çalışıyor bilmiyorum. Ama bütün büyükşehir belediyelerinin bu şekilde çalışmasını temenni ediyorum.